Açık mı kamera? He. Bakar mısın? Oğlum sayın. Hiç gördünüz. Bu elimi çıkmıştır. Ben hepsini anlıyorum. Altı ay, 11 gündür bugün evladım yok. Nereye başvurdumsa hiçbir sonuç alamadım. Nereye gitti diye soracak olsanız bana yani tam bir fikrim yok. Çünkü bize hiçbir yerin nereye gideceğini söylemedi. Sadece Hatay'a bilet aldığı için belki Suriye'ye geçmiş diye düşündük. Ben yandım. Evlat hiçbir şeye benzemiyor. Başka anneler de yanmasın. Yavrumu gönderenleri bulsun. Çünkü terminal görüntüsünde iki kişi var. O benim çocuğumu kandırıp gönderdilerse bile yani başka çocuklar da kandırılıyordur. Yani yazık. 6 ay 10 gündür ben neler çektiğimi bir ben bilirim, bir Allah bilir. Babası çöktü, adam böyle kafayı yedi neredeyse. Saç sakal birbirine karıştı, bembeyaz oldu. 6 aydır ne gecemiz kaldı ne gündüzümüz kaldı. Evlat hiçbir şeye benzemiyor. 3 yaşında da olsa evlat, 20 yaşında da olsa evlat. Spora gidiyordu birkaç aydır. Spor salonuna her akşamüstü çıktığı için babasına demiş ki ben spor salonuna gidiyorum demiş. Babası yine spor salonuna gidiyor zannetmiş. Akşam eve gelmemiş. Eve gelmeyince telefonunu aramış, ulaşamamış. Sabah da ben aradım. Ben de yine Antep'teydim böyle. Aradım, dedim ki işte ne yapıyorsunuz falan diye sorduğumda bana dedi ki işte cumaya da o gün namaza gideceğim falan dedi eşim. Dedim Ali nerede dedim. Ali'yi versene dedi. Ali bu akşam eve gelmedi dedim. Nasıl olur, o bir yerde kalmaz dedim. Dedi ki şey dedi, gençtir dedi, kalmıştır falan. Dedim kalmaz dedim. O arada dedim gidebileceği yerleri aradık. Ettik yok. Eşime dedim emniyete git dedim. Emniyete gittiğinde işte kayıp şey ilanını falan almışlar. Sakarya şeyden terminalinde görüntüleri var. Görüntülerini de 5 gün sonra ben buldum. Arkadaşı bana dedi ki ne? Ali'yi biz gördük, 2 tane küçük valiz vardı yanında dedi. Şey otogara gidiyordu. Memlekete gideyim deyince dedi biz de Antep'e gidiyor anladık dedi. Tam bir saatini verdiler bana. Otobüse biniş saatini. Oradan gittim terminale, dedim ki ben o görüntüleri seyretmek istiyorum. Dediler ki savcının kararı olmadan size o görüntüleri gösteremeyiz dediler. Ben de geldim savcılıktan kararı alıp gittim. Gittiğimde oturup seyrettim. Bakıyorum ki otobüsten iniyor, merdivenler çıkıyor. Gelip orada iki saatten fazla bekliyor. O arada iki kişi geliyor yanına. O iki kişi birisi 35-40 yaşlarında, birisi 26-27 yaşlarında. O ikisinden birisi bindiriyor. Nereye gönderiyorlarsa, organ mafyası mı bunlar? Yoksa böyle Suriye'ye kandırarak götürüyor mu bilemiyorum. Çocuğumun eve dönmesini veya beni aramasını istiyorum. Bir kere anne ben sağım, ben iyiyim, ben rahatım desin, bana yeter o. Ne zamandır teyze? Antep'te. Antep'te mi? Artık bir saat ayırmaya kalmış bu kadar.